biz Miami'ye one way ticket aldık. Kedilerimizle birlikte Miami'ye geldik. Van Bey'im anneciğim diye atladı. Yeni bir yerde oldukları için şu anda çok heyecanlılar. Ben de heyecanlıyım. Biz de heyecanlıyız. Konuşamıyorum. Kedilerimizle geldik turist vizesiyle. Biliyorsunuz turist vizesiyle 6 ay kalabiliyorsunuz. Buraya Turan'ın Orlando'da Dünya Futbol Kupası var. Onun için geldik. Miami'ye dün indik. Gecelik airport otel tuttuk. Şu an oradayız. Havaalanında araba kiraladık. Hepsinin ayrıntılı tek tek videoları gelecek. Bugün de şimdi arabayla birlikte Orlando'ya. Buradan 3,5 saat, 358 kilometre falan Orlando'ya gideceğiz. Oradaki otelimize yerleşeceğiz. Turnuva yaklaşık 12 gün falan sürüyor. Sonra Miami'ye geliyoruz. Buradan da bir aylık ev kiraladık. Sonra artık hayat bize ne gösterecek ona göre ilerleyeceğiz. Yani Amerika videoları, Amerika vlogları başlıyor. Neleri merak ediyorsunuz, neler istiyorsunuz hepsini yorumlara yazarsınız. Ona göre sizin önerileriniz doğrultusunda da videolar çekeriz. Amerika serisine hoş geldiniz. Size arabamızı göstereceğiz. Havaalanından kiraladık. Bu arada kiralama, Miami Havaalanı'nda kiralama yeri şeyden, havaalanından dışında böyle uçaktan indik. İşte ok gösteriyor rental car diye. Elimizde 4 tane valiz, 2 tane sırt çantası, 1 tane laptop çantası, içinde de 2 tane laptop var, 2 tane kediyle... Öldük ya. Yani şöyle düşünün, İstanbul Havaalanı'nın girdiğiniz yerden en sonuncu F kapısına kadar yürüdüğünüzü düşünün. Yani o kadar bir yol yürüdük. Ve sonra geldik en sonunda, bakıyoruz şey yok, rental car yok. Bir tane tren var. Dedik ki hani biz onu şey sandık, metro zannettik direkt. Turan işte sordu. Where is rental car service diye. Adam da oradan birisi dedi. Get in the train. Koşarak trene girdik. Ve böyle şey. Aa, engelliye park etmişim. İşte ben sana dedim orada bir şey yazıyor dedi. Cezası da 250 dolar. Hemen çık şuraya. Orası da engelli. Ben komple engelliye park etmişim. Neyse kimse ceza kesmemiş. Hemen oraya koyarız. Ticket yok. Yapıştırıyorlar mı da hemen şeyi. Ticket'ı. Ve engelli de vardı asansörde. Evet, engelli de orada oturuyordu garibim. Neyse trene bindik. Trene bindik. Böyle tramvay gibi bir şey. Yukarıdan gidiyor ama. Yani üstten gidiyor. Abi şu yoldan gidiyor işte. Sonra bayağı 10 dakika falan gittik değil mi? Havaalanı oteli olduğu için sürekli uçak geçiyor. Bir 10 dakika falan gittik. Sonra bir yere geldik. Ama burası tamamen havaalanın dışında yani bağımsız. Tamamen şeyden oluşuyor. Rental car'lardan. İşte Sixt var, Avis var. Bir sürü benim tanımadığım markalar da vardı. Yeni markalar da. Aynen, biz Avis'i tercih ettik çünkü mil sınırlaması yoktu. İkinci sürücü ücretsiz sürebilir. Yani böyle eş falan sanki. Atıyorum şirketse ya da başka bir şeyse ekstra ücret ödüyorsun da. Arabayı göstereyim, burada çok ses var. Bilmiyorum sesimiz gidiyor mu? Sonra ayrıntıları arabada yolculuk yaparken veririz. Arabamız bu. Turan'la çekeyim de yüksekliğini anlayın. Evet, gece o kadar yolculuğun üstüne Turan gidip engelliye park etmiş. Ve cezası da 250 dolarmış neyse ki. Ticket yok. Şöyle bir SUV. Ben hiç tanımıyordum Subaru'yu ama çok güzel araba. Yani dün geldiğimiz kadarıyla güzeldi. Böyle. What more can I say? Hey. What more can I say?
scene. Ripping for my team. Ripping off the industry. I'm on that Wolverine. Put me on vinyl records, cause we popping. Kahvaltıda bir vegana göre pek bir şey yok. Şurada şey var, yulaf ezmesi. Neyse ki yulaf sütü de koymuşlar sağ olsunlar. Turan meyvasıyla bayıldı. Bu da mısır ekmeği sanırım. Yumurta, yoğurt, bu biraz şey, son saatlerdeyiz. Burada bayağı acı soslar var. Şu krem peynir. Tereyağı ama tereyağı değil yani. Bitkisel yağ değil. Ama içindeki şeyler var. Sorry. Şimdi odayı size göstereyim. Ya biz dün geldiğimiz için mahvoldu şu anda da. Yine de göstereyim. Neyse buraya sonra girerim. Bizim kızlar burada. İki ufaklık. Yani dağınıklığa bakın. Ama şey mobilyalar falan her şey çok güzel. Üç yıldızlı diye geçiyor ama çok beğendik yani biz. Dörtle kapışır. Şöyle manzaramız. Burası direkt havaalanının dibinde. Şu şuradan bakın uçakları görebiliyorsunuz. Sürekli oradan uçaklar geçiyor. Şurik! Beni de çeken diyecek. Dolabı var. Tabii biz bir gün kalacağımız için yerleşmedik. Ütü mütü, kasa, her şey var. Kediler için de ben şöyle kaplar getirmiştim. Burayı mahvettiler. Şu ton balığı, şu suyu. Banyoyu da şöyle portatif, ben Trend Yol'dan portatif kedi tuvaleti deyince mine çıkıyor. Öyle bir şey almıştım. Küçük de azıcık da bir kum getirmiştim. Hemen onu döktük. Böyle bir hazırlık yaptık. Banyosu da çok güzel. Beğendik. Gidiyoruz Orlando'ya. Şimdi hazırlanıp Orlando'ya doğru yola çıkacağız. Yolda tekrar görüşürüz. Aa Turan. Orlando'dan merhaba. Sonunda Orlando'ya vardık. Bu hafta sonu Memorial Day Weekend olduğu için sanırım 3,5 saatlik yolu tam 6 saatte gittik. Çocuklar da mahvoldu. Biz de mahvolduk. O yüzden dün otele yerleşip eşyalarımızı bıraktıktan sonra hemen yemek yemeye gittik yolda. Çünkü servis alanlarındaki yemekler inanılmaz kötüydü. Ve genel olarak et ağırlıklıydı. Biraz aç kaldık. Hatta Dunkin Donuts vardı. Oradan bir şeyler aldık. O bile o kadar kötüydü ki iğrenç yağ kokuyordu ve yiyemedik. Mesela Burger King'de bile böyle 5-6 çeşit şey vardı. Ve oradan mesela patates kızartması aldık. Yani Burger King'in patates kızartması kötüydü. Bir kere kalındı. Dün hemen yerleştikten sonra Disney Springs diye bir AVM'ye gittik. Orada Turan çok güzel bir tam fiyat performans pizzacısı bulmuştu. Tam böyle karnımız aç bir gittik. Bir sıra var. Ama böyle yılan gibi dolanıyor. Neyse ki hızlı ilerledi. Hem çok lezzetliydi hem de uygun fiyatlıydı. Yani tabii Amerikalılara göre uygun fiyatlıydı. Biz de 20, kaçta çarpıyoruz şu an? 21 ile mi? Çarpınca o kadar da uygun olmuyor. Ama yine de iyiydi. Oradan birkaç tane o yorgunlukla ve açlıkla video çektim. Sonra hemen eve döndük. Ay eve. Neyse hemen benimsemişim. Otele döndük. Uyuduk ay kertenkele. Merhaba. Aza basıyordum. Aza basıyordum sana. Ben de otelin etrafında geziyorum. Burada o kadar her yer yeşil ki doğal yaşam hastalığı. Evet şu an yürürken ayağımın altından bir sürü kertenkeleler geçiyor. Bir sürü bu arada uçan bir tane böcek vardı. Bir sürü burada golf club'lar var. Şimdi öylesine yürüyordum bir anda bir tane golf club'ın içinde buldum kendimi. Çok güzel ama. Acayip sessiz, kuş sesi var ya. Bizim kızlar otel odasında çıldırdı kuş seslerini duyunca. Sürekli camdalar. Kuşları kovalayacaklarmış. Turan sonunda Food Coffee'den gelmeyi başardı arkadaşlar. Zaha çok büyükmüş.
4 saat sürdü. O kadar uzun sürdü ki açlık, sıkıntı, sefalet. Amerika'da öleceğim zannettim gerçekten. Artık cesetimi kim bulurdu bilmiyorum. Neyse şimdi bir tane atet var. Oraya geldik. Turan'ın Foot Golf'ten arkadaşları çok övmüş. Bayağı uygunmuş fiyatları. Ben zaten önceden keşfetmiştim. Otelimize 4 dakika zaten. Evet, oteli de ona göre tutmuş olabilirim. Hem hafta sonu hem Memorial Day diye, Memorial Day Weekend diye o kadar büyük bir alanda park yeri bulamadık ki. Yani ağzına kadar doluydu. Şimdi hemen yakında Publix diye süpermarket var. Belki duymuşsunuzdur. Onun otoparkına park ettik. Buradan yürüyoruz. Işıklardan sola. Zaten Publix'ten de bir şeyler alacağız çünkü otelin kahvaltısı inanılmaz kötü. Bir kere... Otelin kahvaltısı yok aslında. Yani keşke vermeseydin. Yani aynen. Breakfast included'a kesinlikle kanmayın. He, iki dilim ekmek, bir tane krem peynir. Aha, timsah minsah. Çok abartmadan bir bakalım alışveriş turu. O beni bekliyor, ben onu bekliyorum. Bu Amerika'daki boyutlara alışsak iyi olacak. İyi ki bir tane söyledik, burritos. Yani... İçine koy koyabildiğin kadar $12. Hatta pardon $11. Küçük mü büyük mü dedi. Büyük dedim verdiği bardağa bak. Amerika'da alkolü bırakıyorum dedikten sonra ben. Anladım da ne bileyim büyük bardağın böyle olduğunu ya. Delireceğim bir de çok garip bir sistem. Herkes oturuyor orada bulamadım dönüp duruyorum. Çıldıracaktım ya. Evet ben size dedim. Amerika'daki porsiyonlar yani bu çok büyük ya. Dürüm bu. Bunu nasıl sardı ben şoktayım. Keşke bunu ikiye böldürsek nasıl yiyeceğiz? Böldüreyim mi? Sonsuz bir tight var burada ya. Evet. Bütün gün gören Mert her esnafı buraya çalışmış şimdi. Çok ünlü bir marka yalnız. Sen biliyor musun? Ben aşırı kaliteli. Adı ne? Lululemon. Burritos.